Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan Maraton GSM Teknik Servis ve Eğitim Hizmetleri ofisimizden sesleniyorum. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan. Sıradaki eğitim videomuzun konusu arkadaşlar, separatörde yaklaşık 10 dakikadır ısınan telefonumuzun bataryasının nasıl söküleceği arkadaşlar. Bataryalardan biraz bahsedelim. Bataryalar fabrikasyon olarak ilk defa açılıyorsa veya da daha öncesinde altına bir teknik serviste işlem görüp çift taraflı bant vesaire konularak yapıştırılmış durumdadır arkadaşlar. Ama bizi esas zorlayan fabrikasyon, pil hiç değişmemişse altında sağlam bir muazzam yapışkan var. Bu pili çok sıkı bir şekilde tutuyor. Bu pili normal şartlarda böyle sökmeye kalktığınızda ya yamultmak zorundasınız, altına demir bir şey sokmamak zorundasınız. Bu işi doğru bir şekilde yapabilmek için işin hem kolayının püf noktasını aynı şekilde nasıl kolay bir şekilde hiçbir şeye zarar vermeden nasıl sökebiliriz amacımız bu ve bu konuda sizi aydınlatmak için şimdi yaklaşık dediğim gibi 10 dakikadır ısınan bataryamızın ve telefonumuzun bu arada 80 derecede ısınıyor. Her zaman 80 ile yapacağız arkadaşlar ısıtma işlemlerimizi. Eğer arka kapak açmıyor isek, arka kapak açıyor isek 100 derecede yapmamızda 80-90-100 derecede yapmamızda sakınca yok. Biraz daha hızlı bir şekilde çıkabilir. Yanmaz eldivenimizi takalım. Bu eldivenlerden de biraz bahsetmiş olayım. Şöyle çiftli tabii ki. Ben sadece sol elime giyiyorum. Telefonu elim yanmadan tutmak için. Özelliği şu boyalı kısımların 350 dereceye kadar elimizi yakmamasını sağlıyor arkadaşlar. Isı geçirmiyor. Bu anlamda güzel bir ürün. Telefon tamir malzemelerini satanlarda bulabilirsiniz. Yapacağımız işlemlerde batarya söküm işleminde kullanacağımız aparatlarımızdan ve kimyasallarımızdan bahsedelim. Sadece şu gördüğümüz normal bir Zippo. Benzin kullanacağız. Bir tane de deminki veya bir önceki bahsetmiş olduğumuz ara film benzeri şeyleri kullanacağız arkadaşlar. Bunları nereden bulabiliriz? Dediğim gibi oka ve cam bantlarında ayrıca de defterlerin kabloları da olabilir arkadaşlar. Onları kesip eski defterlerin kablolarını kullanabilirsiniz. Veya da ekran değişimleri yaptığınızda elinize çeşitli malzemeler gelecek. Şu incelikte biraz sert olmak şekliyle ve elastik bir malzeme kullanmanız yeterli arkadaşlar. Peki ne yapacağız şimdi? Bir de bunun için yapılmış satılan yine telefoncu malzemesinde bulunan kartvizit şeklinde şu malzemeler de var. Bu malzemeyle de bunun altına girip Zippo benzinimizi buna damlatarak pil ile kasanın ekran çıtasının tabanını ıslatmamız gerekir. O onun kokusundan bile etkilenip o yapışkan kendini bırakır ve bu bataryayı yamultmadan özellikle kolayca sökebiliriz. Ama bununla girmeden önce ne yapacağız? Bir tane de yanımızda şöyle bir pena, plastik aparat kısacası. Malzemecimizden tedarik edeceğiz. Bundan da şimdi nasıl çıkartılacağını göreceksiniz. 3 parça şey kullanacağız arkadaşlar. Film kabı gibi şeyler veya oka. Ekranlarda, okalarda veya o tip şeylerde çıkan ıslatmak amaçlı kullanacağız. Şöyle ince folyo şeklindeki şeyleri kullanmak zorundayız. Aparatları kullanmak zorundayız. Malzemelerimi aldım. Benzinimizin kapağını açalım. Kapağını işiniz bitince kapatın. Bu uçucu bir madde. Unutursanız kutu uçar gider. Şu an uçuyor minik minik. Ve bataryamızın ısındığını biliyorum. Elim yanıyor çünkü. Dokunduğumda çıplak elle. Artık ısınmış durumda veya da dakika tutarsın. Saatine veya bir telefona bakarak dakika tut. 10-15 dakika ısıtacaksın. Ne demiştim? Bunun altına İlk önce şöyle bir yerleştireceğiz bir taraftan. Hafiften girdiği kadar, olduğu kadar. Işığımızı da açalım, unutmuşuz.
Şöyle hafiften sıkmıyoruz arkadaşlar. Tenekeyi sıktığımızda fışkırıyor. Hortumdan çıkar gibi. Sıkmadan sadece ağzını değdiriyoruz. Değdirdiğimizde o ihtiyacı kadar ıslatmış oluyor. Tamam mıyız? Hafiften şu anda girdi. Şöyle çapraz duruyor. Yine aynı mantıkla biraz ısıtıp biraz ıslatarak gideceğiz. Peki bunu bol bol sıksam da kolayca çıksa ne olur? Şöyle bir eksi durum var. Bazen bakın şöyle. Eğer şu pil boşluğunun içinden film geçmiyorsa bu pilin altında tabanda delik ekran filminin çıkış yapıp bazı ekran filmleri pilin altından çıkış yapıp anakarta bağlanıyor. Eğer oradan geçmiyorsa sıkabilirsin. Ama geçiyor ise orada filmin geçeceği kadar bir delik olduğu için bataryanın altındaki ekran çıtasında bahsediyorum. Örnekte gösterelim, hatta bir iki tane getireyim size. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Separatör üstünde bulunan film alt taraftan çıkış yapıyor. Yani hoparlör, buzzer ve şarj bordunun olduğu kısımdan çıkış yapıyor. Bu durumda tabanının böyle bütün olduğunu anlayabiliriz. Ama ekran filmi pilin altından geçiyorsa diye bahsetmiştim. Şu an pilin altındaki ekranı görüyoruz. Burada normalde pil örtük üstüne. Burada da aynı şekilde. Eğer filmi dikkat edin, film pilin altından geçiyorsa böyle bir delik olur. Eğer o Zippo benzinizi fazla döküp abartırsanız buradan içeri geçer, ekranın backlight'ına zarar verir. Ekranda leke olur kocaman. O zaman da backlight'ını değiştirmek zorunda kalırsın. O yüzden ne demiştim? Filmimize şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Filmimize sıkmıyoruz. Yani şunu sadece gezdirmemiz yeterli, baş aşağı tutup oraya sadece aldığı kadarını ıslatıyor. Zaten hızlı bir şekilde uçuyor. Yavaş yavaş bunu artık altına kaktırıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İttiriyoruz. Ve artık girdi. Bak görüyorsun. Tamam mı? Gittiği yere kadar şöyle ufak ufak, hiç zorlamadan, nazik bir şekilde bak ve pili söktü. Gördüğün gibi altında herhangi bir boşluk yok. Ve pili zerre kadar yamultmadan, aksi takdirde pili yamulturarak sökmek zorunda kalırsın. Hatta demirle, metalle, kaşıkla bir şeyle sökmeye kalkarsan da pili yamulturken cımbızla delik eğer içini açarsan içindeki lityum iyon malzeme oksijenle temas ettiği için alev alır arkadaşlar. Ve bataryayı söktük. Batarya bazı durumda şöyle hafif bu taraftan kalkar, bu taraftan bırakmaz. O durumda da ne yapacağız? Ters çevirip yine aynı şekilde filmimizi Zippo ile ıslatarak bu taraftan geleceğiz. Hala kalkmıyor. Ortada da yapışkan var. Full diyelim. O zaman şu kartımızı soktuk. Şöyle hafif kalktığını farz edin bir tarafından. Artık kalkmıyor. Isıtıyorsun, Zippo kullanıyorsun falan. Şöyle biraz kalkıyor. O zaman da şu penamızı takacağız altına hafiften. Şöyle bu boşlukta göstereyim. Şöyle yavaşça esnete esnete biraz oradan biraz diğer taraftan yaparsak bizim bu bataryayı hiç yamultmadan, zarar vermeden çıkartmış oluruz. Bu bataryayı niye çıkartmak zorunda kalabiliriz? Pilin altından geçiyordur bu ara filmler ve ekran filmi. Senin de ekran camı değiştirmen gerekiyordur. Örnek veriyorum. Ekran söküp cama ayırman gerekecek separatörde. Bu durumda senin o pili sökmen gerekiyor. O yüzden bu bizi en çok telefon işini yapmaya çalışıp yeteri kadar bilgisi olmayan arkadaşlar en çok zorlandığı konu bu batarya yamultup geri takmaya çalışır. Bu sefer de kapak örtülmez arkadaşlar. Hadi söktü diyelim yarım yamalak. Bu sefer de kapak örtülmez, bomba yapar. İşte bu batarya sökmenin önemi
bu konuda ön plana çıkıyor. İşin en hızlı, en kolay, pratik yolu bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bu konuyu da işlemiş olduk. Ben kimdim? Aramıza yeni katılanları hatırlatmış olalım. Tanımayanlar bilmiş olsun. Ben teknisyeniniz ve eğitmeniniz Hakan. İstanbul Sultanahmet'te bulunan Maraton GSM teknik servisinin sahibiyim. Tüm Türkiye kargo ile hem tamir işleri yapıyoruz. Hem de yurt içi ve yurt dışından gelen, isterse benden bizzat eğitim almak isteyen kişilere bizzat ofisinde gerçek müşteri işleri üzerinden ve kendi işlerimiz üzerinden eğitim verip teknisyen yetiştiriyorum arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Hızlı bir şekilde çabucak ben videolarla uğraşmak bizzat daha kapsamlı, el becerisini daha iyi öğrenebilmek için yanınıza gelebilir, müsaitim diyenler de bana maratoncsm.com web sitemizden ulaşabilirler arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Hayırlı işler, bol kazançlar sevgili dostlar.